Bugün Takasbank tarafından tasarlanan Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği'nin geliştirdiği bir güvenli ödeme sistemi olan Taşıt Takas Sistemi'nin E-Devlet'te entegrasyonunun töreni için bir aradayız. Taşıt Takas, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği'nin geliştirdiği bir güvenli ödeme sistemidir. Noterlerde gerçekleştirilen araç satışlarında, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin değişiminde ortaya çıkabilecek riskleri önlemek amacıyla Takasbank tarafından hayata geçirilmiştir. Taşıt Takas artık E-Devlet'te. E-Devlet entegrasyonuyla Taşıt Takas sağladığı kolaylıklara bir yenisini daha ekliyor. Tüm işlemlerinizi E-Devlet uygulaması üzerinden kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmeniz ve takip etmeniz mümkün. Takasbank yenilikçi ve teknolojik altyapısıyla Türkiye yüzyılında da daima yanınızda. Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedellerinin eşanlı olarak el değiştirmesi sırasında ortaya çıkabilecek riskleri önlemek amacıyla 2020 yılının Şubat ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sistem, taşıt alım-satım işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması için taşıt bedellerinin alım-satım işlemi tamamlanana kadar Takasbank tarafından satıcı adına bloke edilmesi, işlem gerçekleşmesi durumunda satıcıya tutarın transfer edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi durumunda da alıcıya parasının iade edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Taşıt takas hizmetimizin E-Devlet üzerinden verilebilmesi için görüşmelerimize bu yılın Şubat ayında başladık ve Kasım ayı itibariyle de gerekli sistem geliştirmeleri tamamlanarak E-Devlet aracılığı ile taşıt takas hizmetimizi devreye almış bulunuyoruz. Sistemin entegre bir yapıda olması sebebiyle alıcı ve satıcı taraflar hem taşıt takas web sitesi, hem mobil uygulama, hem de E-Devlet üzerinden işlemi başlatabilmekte ve aynı platformlar vasıtasıyla da takip edebilmektedirler. Çeşitlendirilmiş seçenekler üzerinden her an her yerde kullanıcıların erişebildiği verimli bir yapı sayesinde de hem işlemi yapmak hem de işlemin takibi son derece hızlı ve kolay hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TürkSat ve Türkiye Noterler Birliği desteğiyle taşıt takası E-Devlet üzerinden 64 milyona yakın kullanıcıya ve 1000 kurum üzerinden verilen 7400'ün üzerinde hizmete bir yenisini daha eklemiş olmamızın gururunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu önemli günde taşıt takas hizmetimizin E-Devlet entegrasyonundaki tüm süreç boyunca emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TürkSat, Türkiye Noterler Birliği, Ticaret Bakanlığı ve elbette Takasbank çalışanlarına verdikleri değerli destekler için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Borsa İstanbul'da gerçekleşen işlemlerin gün sonunda takaslarını yapıyoruz. Yani ne demek? Alıcıya işte menkul kıymetini veriyoruz, satıcıya parasını veriyoruz. Bu işlerin güvenli bir şekilde ve bir teminatlandırma risk yönetimi sistemimiz olduğu için aracı kurumlardan, bankalardan aldığımız teminatlarla sistemi bir aksaklığa izin vermeden çalışmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir finansal altyapımız var. Bu altyapı, borsanın artan yatırımcı sayısı, işlem hacimleri dolayısıyla sürekli güncellenmek ve yeni teknolojilerle donatılmak zorunda. Geçtiğimiz sene içerisinde BizTech 3.0 versiyonuna geçtik takas altyapısında. Yani borsanın altyapısının yeni versiyonuna geçtik.
Bu da artan bu şeyin yatırımcı sayısının, işlem hacminin vesaire yükünü daha iyi taşıyabilmek, daha hızlı olabilmek adına. Bunun dışında diğer projelerimiz var. Kamu yararını yaptığımız işte mesela kamu ihalelerinde verilen teminat mektuplarının elektronik ortamda saklanması ilgili bir şey yapmıştık geçen sene. Bu sene ikinci fazını yaptık. Yani kesin teminatlarla ilgili kısmını yaptık. Muhasebat entegrasyonunu yaptık. Muhasebat genel müdürlüğüyle beraber. Dolayısıyla o taraf bizim için çok önemli çünkü ihalelerimiz, sistem artık elektronik sistem olarak yürüyor. Takas Bank işletiyor bu sistemi. Bireysel emeklilik sistemini işletiyor Takas Bank. Bu sene bir proje tamamladık. Bireysel emeklilik fonlarını teminat göstererek kredi almalarına imkan veren yatırımcıları. Buna benzer projelerle geçti. Dolu bir yıl oldu. Evet, yani önemli şöyle, bütün dünyada biliyorsunuz blok zincirle ilgili teknolojik gelişmeler yapılan takip ediliyor. Bu konuda ciddi gelişmeler var. Takas Bank'ında yıllardır bir blok zincir altyapı çalışması var ve bu konuyla ilgili geliştirdiği ürün de var. Biga altın transfer sistemi gibi. Şimdi bu blok zincir altyapısını biz ayrıştırdık. Takas Chain diye bir isim verdik ona. Bu altyapı üzerine yeni ürünler geliştireceğiz. Önümüzdeki yıl en yakın olan Darphane ile bir projemiz var. Dijital blok zincir altyapısına dayalı dijital altın alım satım ve transfer sistemi. Onu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Onun dışında yine kamu temin 3. fazı var. Burada da kefalet senetlerini, yani o sistemi giderek büyütüp kamu tarafındaki teminat yönetimini bütün varlıkları dahil etmeyi planlıyoruz. Takas Bank'ın dediğim gibi bu alanlarda çok ciddi yatırımları, projeleri var. Dediğim gibi bu bizde çok ciddi bir borsadan kaynaklanan altyapı olduğu için bunu kamu yararına nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Zaten taşıt takas da bu takas da bunlardan bazıları.